Bir bilim insanının hikayesi Gülsün Sağlamer. O bir kadın, bir mimar, bir profesör, bir rektör ve o bir İTÜ'lü. İTÜ'nün ilk kadın rektörü olan Gülsün Sağlamer'in yaptıkları anlatmakla bitmez tabii ama bu videoda elimizden geldiğince sizlere anlatmaya çalışacağız. 1945 yılında Trabzon'da dünyaya geliyor Gülsün Sağlamer. İlk orta ve lise öğrenimini Trabzon'da tamamladıktan sonra 1962 yılında girdiği İTÜ Mimarlık Fakültesinden 1967 yılında mimar olarak mezun oluyor. Yine İTÜ'de 1973 yılında doktor, 1978 yılında doçent, 1988 yılında da profesör unvanını alıyor. 1996-2004 yılları arasında iki dönem üst üste İTÜ rektörlüğü yapıyor Gülsün Sağlamer. Böylece İTÜ'nün ilk kadın rektörü oluyor. İTÜ'ye otomasyon sistemini getiren rektör olan Gülsün Sağlamer, aynı zamanda Ayazağa yerleşkesinde bulunan Gölet Türkleri Projesi'nin de sahibi. İTÜ Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Gülsün Sağlamer, 2005'ten 2009 yılına kadar Avrupa Üniversiteler Birliği'nde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor. Uluslararası Üniversite Rektörleri Birliği İcra Komitesi'nde üyeliği bulunan Gülsün Sağlamer, şu anda Avrupa Kadın Rektörler Birliği'nin başkanlığını yapıyor. Oxford Üniversitesi yayınları tarafından çıkarılan Women Scientists, Reflections, Challenges and Breaking Boundaries adlı kitapta yer alan 3 Türk bilim kadınından biri olan Gülsün Sağlamer'e Avrupa Mühendislik Eğitimi Topluluğu tarafından Leonardo da Vinci madalyası veriliyor. Ayrıca 2006 yılında Amerikan Mimarlar Enstitüsü tarafından onursal üye olarak kabul ediliyor. Uluslararası alanda ülkemizi bir mimar olarak da çok iyi bir şekilde temsil eden Gülsün Sağlamer şu anda 73 yaşında. Gülsün Sağlamer'in yaptıkları ve yapacakları ise bize her zaman bir yol gösterici olmaya devam edecek.